Almanlar tarafından seviliyorsun fakat Türkler tarafından maalesef dışlanıyorsun. Almanya'nın insanlara sunduğu hizmetlerden bir tanesi de bu. Yani cebimizde hiç para da yoktu. Hiç. Kuruş evet, yok, evet. Yokken gittik. Arabayı aldık geldik. Allah nasip et. Nasıl durayım? Güzel abi. Yani elimi nasıl yapayım? İstediğin gibi. Nasıl rahat ediyorsan. Şöyle. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Öncelikle bugünü bana ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Yani tabii ki. İsmim Fatih Gökçe. Aslen Kahramanmaraşlıyım. 4 yıldır Almanya'dayım. Aile bileşimi vizesiyle geldim buraya. Evlilik yoluyla geldim. Evliyim. 2 tane kızım var. Böyle. Maşallah. Allah bağışlasın diyelim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 45 yaşındayım. Gösteriyor mu? Göstermiyor. Göstermiyor. Ben Almanya'ya gelmeden önce de İstanbul'daydım. İstanbul'da yaşıyordum o zamanlar. Yine Salman'ı takip ediyordum. Ve tahmin ediyordum bu bölgeye, benim şu andaki yaşadığım bölgede ikamet ettiğini tahmin ediyordum videolarından. İşte doğal çevreden, paylaştığı şehirlerden falan tahmin ediyordum. Ve Almanya'ya geldiğimin sanırım bir gün sonraydı geldiğimin ertesi günü biz Salman'la bir araya geldik. Oturduk, bir kahve içtik, tanıştık yüz yüze de. Muhabbetimiz de o günden bugüne devam ediyor böyle. Abi o zaman şimdi seni tanıdığımıza göre arabayı biraz tanıyalım. Arabamız ne abi? Araba Jeep Compass 4x4 Limited diye geçiyor. Jeep'in bu segmentte 4 arabası var, 4 farklı arabası var. Bu en üst segmentin bir altındaki, yani full paket değil, full paketin bir altındaki. Benim aslında düşüncem Jeep almak değildi, BMW'yi düşünüyordum. Nasip oldu diyelim yani, tamamen nasip üzerine gittik, baktık eşimle birlikte. Araba da çok hoşumuza gitti. Şey gibi böyle, eşim bu tabiri kullanıyor, oyuncak gibi, spitzok gibi. Bir araba, çok farklı özellikleri var, hoşumuza gidiyor. Allah onun emniyatı da nasip etsin. Amin diyelim. Şöyle o zaman biraz arabanın etrafını bir gezelim seninle istersen abi. Öncelikle arabamızın şöyle önünden bir bakalım. Arabanın önü devasa duruyor. Çok güzel, agresif. Tabii önde radarları görüyoruz. Yol takip, şerit takip sistemini. O sistem bile var. Kullandın mı daha önce? Hayır. Hiç kullandın mı şerit sistemini? Tabii ki şerit Nasıl? Sistemini. Harika. Harika değil mi? Şeyi söylüyorum işte. Oyuncak gibi dediğim aslında o arabanın o kadar çok farklı özellikleri var ki. Ve her gün yeni bir özelliğini tanıyorsun. Doğrudur. Her gün kendini daha farklı bir şekilde algılatıyor. Bu da çok harika. Yani Almanya'da bir Amerikan arabası tanıtacağımı hiç tahmin etmezdim yani. Harika. Değil mi? Yanına geçelim o zaman şöyle abi seninle. Yandan baktığımızda araba yine ya bildiğiniz Jeep aslında. Pek fazla anlatmaya gerek yok. 1.4 multijet motor, otomatik vites, 7 ileri vites. Bu 7 ileri vites olması aslında belki arabanın 7 vitesli olması arabanın kendi gücüne göre, kendi segmentine göre biraz düşük ama öndeki logolardan kaynaklı Jeep'in bütün arabaları 7 vites. Ki bu logolar 7 tane. Bu 7'yi daima ön planda tutuyor Jeep bütün. Yani buradaki bu şeyler vitesi mi şey yapıyor? Vitesi de aynen bu şekilde yapmış. Jeep'in her modelinde 7 ileri vitesi. Bak onu var. Bilmiyordum tabii. Yeni öğrenmiş oldum. Lastikler üzerinde kışlık lastiklerimiz var şu anda. Üzerinde kışlık lastiklerimiz evet, var. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle eğilelim yakından bakalım. 225-60 17'lik lastikler kullanılmış. Daha büyük lastikler kullananlar da var. Bunlar özel tercihler. Arabayı biraz daha yükseltebiliyorsun. Biz tercihimizi o yönde kullanmadık. Yok, güzel. Çok güzel araba. Ya çok yüksek durmuyor, çok da küçük durmuyor. Tam güzel yani. Güzel bir şekilde yapmışlar. Öyle söyleyelim. Arabanın tabii keylos, go'su falan var. Anahtarsız girişinden bahsediyorum. Şöyle çaprazdan baktığımızda yine şuradaki krom detaylar en baştan başlayıp buraya kadar devam ediyor. Jeep'in hemen hemen her modelinde, Limited model, Compass modellerinde özellikle bu uygulamayı çok net görürsünüz boydan boya. Tamamen galvanik üzerine yapılmış. Süper bir detay bence. Evet, çok güzel detay, evet. Görüntüsü de harika. Araba tam beyaz değil. Böyle beyazla krem rengi arasındaki bir renk. Açılmıyor mu? Açılıyor. Bagaj da oldukça geniş aslında.
Bagajı da oldukça geniş. Biz denedik. 3 tane kofayı sığdırabiliyoruz. 3 valizi sığdırabiliyoruz. Ekstra alt tarafında da bir bölmesi var. Hı hı. Bunları çıkardıktan sonra alt tarafa da böyle dilediğince ekstra şeyler koyabiliyorsun. Doğru. Tabii. Bu koltukları tamamen yatırıp arkayı tamamen açma özelliği de var. Aa bak çok güzel. Yatıracaksın, bir yatak atacaksın. Uzun yola. Uzun yola çıkarken iki kişiyle çıktığın zaman çok güzel bir şekilde evet. Sana o şeyi de sunuyor. Tabii buradaki hemen Beats ses sisteminde görüyoruz. Evet, o da güzel bir detay. Çok güzel ses kalitesi vardır. Deneriz birazdan onu. Arka bu şekilde yine bagaj isterseniz elle kapatabiliyorsunuz ya da şuraya bastığınızda kendiliğinden kapanıyor. Kapanırken de sinyal veriyor. Kapatacağım kafanı çek oradan diyor abi. Aynen öyle. Arabanın sensör detayı çok fazla. Evet. Bazen insanı bunaltacak şekilde de oluyor ama zamanla alışırsın abi. Işıklar da güzel, gayet güzel duruyor. Yandan da bu şekilde hemen bir arka bakalım. Tabii iç döşemede falan komple deri. Araba bu arada panoramik tavana sahip arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tamamen tavan bomboş. Arka koltuk çok güzel. Abi şu diz mesafesi falan da oldukça geniş duruyor. Güzel diz duruyor. Diz mesafesi de oldukça geniş ama benim işte kızlar küçük olduğu için onlar için tam ideal oldu. Evet. Ne diyecektin abi sen? Kol dayamayı da indirdiğiniz zaman. Hı hı. Sen geç abi içine otur istersen. Bir bakalım şöyle bir diz mesafesi alalım. Vay güzel. Bence gayet yeterli. Kafa 70, nasıl abi? 1.70 boyundayım. Kafa da güzel. Kafa da güzel. Ben arka tarafta da yolculuk yaptım. Hı hı. Ön tarafta da yolculuk yaptım. Yolculuğu harika. Evet. Konforu harika. Yol tutuşu harika. Hı hı. İnsana gerçekten hem araba kullanırken hem arabanın yanında otururken yolculuk esnasında süper bir güven veriyor. Amerikan arabaların şeyi o zaten. Evet. Güven vermesi. Orada arkada şeyler görüyorum. Onu da hemen şöyle bir kısa göstereyim isterseniz. İzninizle. Bu da bir USB çıkışı. Ve 200 watt görmüş olduğun gibi bir priz var. Priz var evet. Bu priz çok güzel ya vallahi gerçekten de çoğu arabada bunu yoktur yani. Ama burada var. Bu da ayrı bir özellik, ayrı bir şey. Prize tak. 230 normal. Volt çıkış. Aynen. Ekstra şeyler. Evet. Arabanın içinde çay demleyebilirsin. Aynen değil mi? Kaçak çay olacak o zaman. Aynen. Abi hemen şöyle bir ya pardon. Şuradan bakalım. Yine yan kapı şeyleri falan. Şuradaki kol dayamalar deri. Aynen. Bu da çok güzel bir özellik. Koltuğun ayarlamaları da aynı şekilde. Jeep'in kompasın bazı modellerinde bunlar manuel. Kendin alttan ve yan taraftan manuel ayarlıyorsun. Fakat bu modellerinde yukarı kaldırma, geriye, yine sırtını ayarlıyorsun. Burada. Evet. Sırt boşluklarını doldurabiliyorsun. Koltuk ısıtması mevcut. Harika özellikler. Sen burada kal abi. Buraya geleyim abi. Buradan devam edelim. Evet, arabamız otomatik şanzıman. Triptonik özelliği de mevcut. 4 çeker. Burada 4 çeker ve 4 ayrı ayarı var. Burada görmüş olduğunuz gibi muhtemelen bu çamur ayarı herhalde. Bu kum. Bu kış. Bu da otomatik. Evet, karda 4-5 modu. Almanya'da çok kar yağıyor. Ben karda da denedim. Harika yol tutuşu var. Bir arazi arabası gibi. Arazi arabasının bütün özelliklerini barındırıp aynı zamanda normal bir trafik aracı gibi de kullanabiliyorsun. Kullanabiliyorsun. Çok güzel özelliklere sahip. Evet. Gerçekten de öyle. Zaten direksiyon benim Dodge'la aynı. Bunlar aynı grubun şeyi zaten. Mopar diye geçiyor bunlar. Evet. O yüzden ekran dahi aynı. Ben, şu ekran sök, benimkine tak. Aynı. Ekranı da şöyle. Evet, şöyle bir açalım. Ben de içine oturayım. Burada takosu da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Abi çok güzel ses var. Im niedersächsischen Hodenhagen sind wegen des Hochwassers die ersten Tiere in Sicherheit gebracht worden. Şu an 13'tesin evet. Sen. 39'a kadar çıkabiliyorsun. Çok güzel. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Almanya'da da bu konuda Türkiye'ye nazaran biraz daha özgürüz yani. Müziği açıp gezebiliyorsun. Bu konuda bir evet. Engel yok. En azından kanunen bir engelleme yok. Müziği sonuna kadar açıp çıkabiliyorsun tabii. Yani çok abartmamak kaydıyla. Ya da serseri gibi de gerek yok zaten. Gerek yok. Ama işte kızlar falan bindiği zaman arabaya benim kızlardan bahsediyorum. Çok çok güzel eğleniyorlar yani böyle Türk müzikleri, Alman müzikleri açıp. Böyle arkadaşlarını falan kıskandırdıkları oluyor yani bu konuda. Doğrudur. Ben son ses açıyorum, geziyorum vallahi billahi.
geziyorlar. Hanım yani. Çok kızıyor bana ama. Ben de çok tasvip etmiyorum. Zaten de olmadı yani bu zamana kadar. Benim gençliğim Kahramanmaraş'ta geçti. Kahramanmaraşlılar çok iyi bilirler. Maraş, Antep, Adana tarafı. Müziği son ses açıp işte arabayı bağırttırmak falan, bu tür özellikler çok şeydir hani gençlik yıllarında. Ama ben yaşamadım hiç. Hı hı. Hiçbir özlem de duymadım açıkçası. Ama Allah nasip etti, böyle çok güzel ses çıkarabilen bir arabamız oldu. Allah daha iyiler nasip etsin inşallah abi. Olmayanlara da versin. Amin diyelim. Ondan sonra zaten şu şeyi göstermiştik, panoramik tavanı. Bir deneyelim isterseniz. Yanlış yere basmışım. Otomatik. Ha, otomatiği. Biri açma, biri kapamayanmış. Şu an kapatıyor. Aynı zamanda glass'ı da açabiliyoruz tamamen. Aha. Şu an kapandı, normal bir araba gibi. Ondan sonra abin dediğine göre yukarı. Ha, yukarı pozisyon, pardon. Hı-hı. Camı da açabiliyormuşuz. Cam komple açılıyor mu yoksa belli bir seviye? Sadece şu kısma kadar. Ha, şu anda açıyor bakın. Sunroof'u da açtı. Abi bu özellik çok güzel ya, ben bunu seviyorum. Ben bu özelliği kullanarak saatte 130 km hız yaptım. Kesinlikle, hı-hı, arabanın içerisine bir şey almıyor. Rüzgar almıyor. Rüzgar almıyor. Arka taraftaki de kesinlikle rahatsız olmuyor ve 130 km'ye kadar çıktım. Böyle. Şurada engeller var. Belki rüzgar buradan gelip aerodinamikten dolayı, hı-hı, gelen havayı bu tarafa doğru, evet, akıtıyordur. Abi şu özellik çok güzelmiş. Şunu sevdim ben ya. Bir dahaki bir araba alırsam muhtemelen bende de olmak zorunda. Panoramik veya sunroof sistem. Almanya'da, evet, yaşayan Türklerin geneli BMW konusunda biraz hassaslar. Ben de o hassasiyeti taşıyanlardandım. X3 istiyordum. En büyük hayalim de, sana da daha önce konuşmuştum. Evet. X3'te bu tür özellikler var bazı modellerinde ama onlar için daha ekstra şeyler, paralar, bayağı ciddi miktarda paralar ödemen gerekiyor. Ciddi miktarda paralar ödemen gerekiyor ve ben emin ol bundan sonraki arabam da yine Jeep olacak. Yani bunun üst modelleri, daha üst modelleri de daha hem kalıp, hı-hı, olarak hem farklı özellikler de eklediler Jeep'e. Ben tavsiye ediyorum kesinlikle. Doğru. Ben de Amerikan arabaları tavsiye ediyorum. Ben de BMW'ciydim, bilen biliyor, herkes biliyorsa de biliyorsun. Hı-hı. Bir Amerikan aldık. Abi iyi ki almışım diyorum. Daha farklı. Daha farklı bir araba. Çok daha değişik bir dünya yani Alman arabalarına, aynen, göre. Peki abi o zaman bir de şunlara bakalım. Burada koltuk ısıtmalarımız mevcut. Hı-hı. CarPlay'imiz mevcut. Bunlar Amerikan sistemlerine bağlanan özel bir U-Connect diye bir sistem. Şu anda biliyorsunuz İtalyan arabalarında bunlar satın aldığı için işte bu Fiat Egea'lar falan, onlarda da aynı bu sistem var. Aynı özellik var. Bu sanırım şey özelliği Jeep'in bir tanımadığınız bir şehirdesiniz ve bir workshop'a ihtiyacınız var, yani bir tamirciye ihtiyacınız var. Size navigasyon üzerinden en yakındaki şeyi gösterebiliyor. Hı-hı. Yani böyle bir özellik de koymuşlar. Ya bunlar işte abi, özel market gibi düşünebilirsiniz. Hı-hı. Şey marketi gibi. Apple Market, Apple Store var ya. Hı-hı. Onlar gibi düşünebilirsiniz aslında. Burada değişik uygulamalar da tabii çıktıkça, güncellendikçe yeni uygulamalar satın alıp arabayı kişileştirebiliyorsun. Burada koltuk ısıtmalarımızdan bahsettik. Onun yanı sıra şurada direksiyon ısıtmamız var arabada. Güzel, çok güzel bir özellik bu da. Ben şu ana kadar bende hiç olmadı ama eminim çok güzel bir özelliktir. Gerçekten Almanya'da işte bilen biliyor. Almanya'da çok havaların soğuk olduğu, hı-hı, -20 dereceleri, -30 dereceleri gördüğümüz oluyor. Ben bu tür bir özelliği hayatım boyunca kullanabileceğimi zannetmiyordum. Yani hiç ihtiyacım olmaz olarak algılıyordum. Benim bir araba, hı-hı, daha var biliyorsun. Evet. O arabada böyle bir özellik yok. Gerçekten harika bir şey tutuyor böyle. Yani ilk arabaya ilk biniyorsun, çalıştırıyorsun. Sıcacık bir koltuk, sıcacık bir direksiyon. Hı-hı. Harika bir özellik yapmışlar yani. Ben hayran kaldım doğrusu. Doğru. Şimdi abi arabanın özelliklerinden bahsettik işte. Tabi bu arada kendi kendine otomatik park etme özelliği, hı-hı, var. Koltuk ısıtma, şu bu hepsini söyledik. Yol şerit takip, kendini sürme, şerit asistanı, öndeki aracı algılayan sistem vesaire gibi özellikleri burada söylemiş olalım kısaca. Bunlar zaten bilindik özellikler. Hı-hı. Çoğu arabada var zaten. Çoğu arabada olan şeyler. Evet. Tek tek üzerine düşüp anlatmak, göstermek mantıksız, hı-hı, geliyor. Onun dışında abi sana sormak istiyorum, eğer söylemek istersen tabii. Arabayı kaça aldın? Piyasası nedir bu arabanın? Arabanın ya dünya ekonomisinde biliyorsunuz son dönemlerde acayip bir dalgalanma var. Yani Türkiye'de olduğu gibi hep bütün dünyanın hemen hemen her ülkesinde de aynı şekilde. Ben arabayı 26.900'e aldım. Hı-hı. Ama şu an bakıyorum eBay'de falan araba 28.000-29.000 lira kadar çıktı.
Ben krediyle aldım arabayı. Bir miktar da krediyle dedik işte. 30 binin üstüne çıktım. Maalesef. Faizle beraber. Doğrudur. 30 binin üzerinde mal oldu bana. Bazı yorumlar yapanlar var. Özellikle Türklerle konuştuğun zaman işte aynı paraya daha güzel, daha farklı özelliklerde arabalar alabilirsin falan gibi. Ama benim gönlüm, gözüm, ruhum tamamen bu arabaya ait olduğunu bana hissettirdi yani. Ya şöyle oluyor. Bir araba almaya gidiyorsun. Mesela sen demin anlattın. X3 bakmaya gittin. Ama aynen, bunu aldın. Aynen öyle. Ben de Dodge, benim arabayı almadan önce M3 için gittim oraya. M3 almaya, M3 bakmaya gittim. Evet. Benim arabayı gördüm, Dodge'u. Gözüm, gönlüm, her şeyim bir anda ona kaydı. Yani bilemiyorsun ne olacağını. Aynen öyle. Bir anda hani ışıklar, yani televizyonlarda olur ya, filmlerde falan, Hollywood filmlerinde. Esas oğlan esas kızı görür. Şöyle bir dalgalanma olur. Bir dalgalanma böyle olur. Bir saniye, iki saniye zaman durmuş gibi olur ya. O duyguyu bilenler biliyordur. Sende de öyle oldu muhtemelen. Aynen öyle oldu. Aldık. Ben hikayeyi anlattım zaten. Sana kısaca yine bahsedeyim. Ben X için gitmiştim. Ve gece vardiyasından çıkmıştık. Uykusuz bir şekilde eşimle birlikte gittik. Biz tamamen arabaya bakıp gelecektik. Öyle bir alma gibi falan bir niyetimiz yoktu. Almanya'nın insanlara sunduğu hizmetlerden bir tanesi de bu. Yani cebimizde hiç para da yoktu. Hiç. Kuruş yokken gittik. Arabayı aldık geldik. Allah nasip etti. Allah olmayanlara da nasip etsin. Amin. Amin. Abi Ali ödemesi ne bunun? Taksit ne kadar ödüyorsun? 360 euro ödüyorum. 360 euro. Bir de işte yıllık 250 euro ÇİTO'yası var. Vergisi. Vergisi. Bir de fesih yarımlıkta 100 euro falan ödüyorum. Yani sigortası da 100 euro aylık. Full kasko tabii. Full kasko. Yani o zaman sana aylık ortalama 500 euroya falan denk geliyor. 500 euroya falan denk geldi. İyi, fena değil, yormaz insanı. 500 euro yormaz yani. Ayda 500 euro zaten yiyoruz. Evet. Araba olmasa da o para gidiyor zaten. Ya çok çocuklu büyük bir aile sayılırız yani Almanya standartlarında. Normalde herkes genelde karı koca ve tek çocuklu oluyorlar. Evet. Bizde işte çocuk sayısının fazla olması. Biraz gezmeyi seven bir şeyiz, yapıdayız. Eşim, ben, çocuklar. Her hafta sonu mutlaka bir yere gidiliyor. Onun için böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Çok da iyi yapmışsınız. Çok da iyi yapmışız, evet. Hayırlı uğurlu olsun abi tekrar. Başka söylemek istediğin bir şey var mı abi? Ben Salman... takip ediyorum uzun zamandan beri. Eyvallah. Yani 5 yıldır. Belki daha fazla zamandan beri takip ediyorum. Hemen hemen her videosunu izliyorum. Like'lıyorum. Son videom hangisiydi? Son videom bir Almanya'daki şeyle ilgili. Almanya'daki durumla alakalı. Bak, takip etmiş. İşte arka tarafında bir şey vardı. Bir ağaçtan falan. Onunla ilgili yorumlar yazmışlar evet, arkadaşlar. Evet. Biraz olumsuz yorumlar yazmışlar. Bildin ben o konu hakkında da şey söyledim, Almanya'ya gelmek isteyen, daha doğrusu buraya dair hayaller olan Türklerin entegrasyon sorunu var. Entegrasyonu yaptığın zaman Almanlar tarafından seviliyorsun fakat Türkler tarafından maalesef dışlanıyorsun. Entegrasyonu tam olarak yapmadığın zaman da bu sefer Türkler tarafından sevilip Almanlar tarafından dışlanıyorsun. Maalesef ki arada kalan bir pozisyonumuz var bu konuda. Biraz da bizim kendimiz dengelememiz gerekiyor. O bakımdan Salman'ın o videosundaki arkadaki ağacı görüp de işte farklı bir kültürle alakası olan bir şey değil, tamamen entegrasyonla alakası olan bir şey. Herkesin de anlayışlı olmasını bekliyorum. Kıyaslamamak da gerekiyor. Kültür daha farklı bir şey. Ya burada ama... Almanya'da yaşayıp da Almanya'da yaşayan ortalama 30 milyon ateist var Almanya'da. Ama onlar da bir şekilde Weihnachten'ı kutluyorlar, bir şekilde yılbaşını kutluyorlar, bir şekilde Noel ağacını alıyorlar. Biz de o şekilde algılamamız gerekiyor bazı şeyleri. Ben bunu herkes için söylemiyorum. Herkesin fikrine de saygılıyım. Zaten de hiç böyle bir şeyim de olmadı. Ama benim evimde de ağacım var yani. Ben o tamamen çocukların eğlencesine yönelik. Tabii. Okulda çünkü çok problem yaşanıyor. Bununla ilgili sorular soruluyor çocuklara. Ve çocukların o şeyde, o kültürden geri kalmaması gerekiyor. Biz bir şekilde yaşımızı yaşadık artık. Ama bundan sonraki hayatta onlar devam edecekler. Onların entegrasyonu için çok önemli. Şimdi sen bu arada mühendissin, onu söylemedi. Biraz abimiz şey, alçak gönüllü mü? Mütevazi bir insan. Buradan da bize bir söz ver istersen. Seninle ilgili, seninle bir mühendislik üzerine bir video yapalım. Olur, yapalım. Ben zaten kendi alanım yüksek gerilim. Uzun yıllar yüksek gerilim üzerine çalıştım İstanbul. Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrinde yaşadım, çalıştım. Bunun üzerine de bir sohbet gerçekleştiririz. Peki abi, o zaman sözü aldık arkadaşlar. O zaman abi tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.